Herkese merhabalar. Sanırım birçoğumuzun yüzen hayvanların kanatları olduğu halde neden uçamadıkları sorusu veyahut uçmak yerine neden yüzükleri sorusu aklımıza gelmiştir. Bugün bu videoda bu soruyu penguenler üzerinden cevaplamaya çalışacağım. Zaman kaybetmeden hadi başlayalım. Bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye sizlere biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Feyzullah, yaklaşık 13 yıllık bir öğrencilik hayatım var. Boş zamanlarımda YouTube için içerik üretiyorum. Kanalımda bir yandan bilim, teknoloji, how it works, nedir, nasıl çalışır tarzı videolar çekerken bir yandan da aklımıza gelen bilimsel altyapısı olan ilginç soruları cevaplamaya çalışıyorum. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Penguenlerin kanatlı olduğu halde neden uçamazlar sorusunu açıklığa kavuşturmadan önce sizlere penguenler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ki bu bilgiler penguenlerin uçmak yerine neden penguenlerin neden yüzüklerini daha iyi anlamamızı bu bilgiler penguenlerin uçmak yerine neden yüzmeyi tercih ettiklerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Penguen, penguengiller familyasını oluşturan, uçamayan, dimdik durabilen, perde ayaklı deniz kuşlarıdır. Penguenler Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika ve Güney Amerika'da yaşamlarını sürdürürler. İlginç bir şekilde Kuzey Kutbu'nda bulunmazlar. Büyüklük bakımından 30 cm ile 1 metre arasında değişik 17 kadar tür bulunmaktadır. Sıcak bölgelere doğru gidildikçe boyları küçülür. En irileri olan imparator penguenler 15 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Etçildirler ve deniz canlılarıyla beslenirler. Avlanırken bol miktarda okyanusun tuzlu suyunu tüketirler. Fakat fazlasını ilginç bir şekilde gözlerinden tekrar dışarı atarlar. Penguenler birer adaptasyon harikasıdır. Tek bir vücut şekli, aynı renk ve aynı gagaya sahip olmalarına rağmen her bireyin kendine özgü sesi vardır. Avlanmadan geldikten sonra enteresan bir şekilde penguenler eşlerini seslerinden tanırlar. Bir penguen için her çiftleşme dönemi farklı bir eş demektir. Evet evet, yanlış duymadınız. Her yıl farklı bir eş. Bunu duyduktan sonra Google'a nasıl penguen olurum yazan arkadaşlara sesleniyorum. Darwin öleli yaklaşık 150 yıl oldu. Bekar bir penguenin kış atlattıktan sonra çiftleşme döneminde türünün devamını sağlamak için en önemli görevi bir eş bulmaktır. Eşini bulup malum işi yaptıktan sonra anne penguen hamile kalır ve belli bir zaman sonra yumurtlar. Çevremizden de bildiğimiz üzere doğum çok efor ve enerji kaybettirir. Bu yüzden anne penguen yumurtladıktan hemen sonra yumurtayı baba penguene verir ve besin bulmak için okyanusa açılır. Anne avlanırken babanın da en önemli görevi yumurtayı buza değdirmeden ayaklarının üstünde taşımasıdır. Çünkü buza 10-15 dakikalık temas yumurtanın içindeki yavrunun donup ölmesiyle sonuçlanabilir. 64 gün süren kuluçka dönemini ayakta geçirecek olan baba penguen ise 64 gün enerji ihtiyacını kış uykusuna yatan hayvanlar gibi kalın yağ tabakasından sağlar. Kuluçka dönemi boyunca avlanan anne penguenin dikkat etmesi gereken en önemli şey sadece kendisi için değil, döndüğünde yumurtadan çıkmış olan yavrusu için de avlanması gerekir. Bu yüzden olabildiğince kilo alması gerekir. Sindirmiş olduğu besinleri yavrusuna verebilmek için mide asidinin miktarını olabildiğince azaltır. Yoksa diğer türlü yavruya verebilecek besin midede kalmaz. Anne penguen yumurtadan çıkan yavruyu baba penguenden alır ve sindirmiş olduğu balıkları ağzından tekrar çıkartıp yavruya verir. Kuluçka döneminde avlanamayan baba kaybettiği kiloları tekrar kazanabilmek için okyanusa doğru yol alır.
Yavru penguen olgunluğa ulaşmadığı sürece suya girip avlanamaz. Çünkü olgunlaşmadan önce uçan kuşlar gibi tüyleri vardır ve bu tüy yapısı dalmaya elverişli değildir. Olgunlaşıp bu tüyler döküldükten sonra yerine çıkan dış tüyleri iç içe geçerek su geçirmez bir vücut oluşturur. Hemen bu tabakanın altında suyun içinde ıslanmayan ince bir tüy tabakası bulunur. Bu da dalışa elverişli bir vücut kaplaması sağlar. Bu iki tabakanın arasında sıkışan hava penguenlere yalıtım özelliği kazandırarak -50-60 dereceye kadar donmadan yaşamayı sağlar ki dünyadaki en iyi dağcı montu bile bununla boy ölçüşemez. Hemen burada benim duyduğumda şaşırdığım birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftleşme dönemi her birey eş bulamaz, aynı bizler gibi. Eş bulamayan bekar penguenler, ekranda da görmüş olduğunuz gibi diğer penguenlerin yavrularını çalabilirler. Daha doğrusu çalma girişiminde bulunabilirler. Bir diğer ilginç bilgi ise penguenler okyanusa hızlı bir şekilde dalıp çıkmalarına rağmen hiçbir şekilde vurgun yemezler. Vurgunu kısa bir şekilde açıklayacak olursak yüksek basınç alanından düşük basınç alanına doğru veya tam tersi alçak basınçtan yüksek basınca doğru hızlı bir geçişin olmasıdır. Bu geçiş insanlar adına konuşuyorum. İnsanlar için vücudunda sıvı halde bulunan bazı elementlerin gaz haline geçmesine veya gaz halinden sıvı hale ani bir şekilde geçmesine neden olur. Hızlı bir şekilde geçtiği için bu gaz kabarcıkları insanın vücuduna zarar verir, hatta ölümle sonuçlanabilir. Penguenlerin neden vurgun yemediğini araştıran bilim insanları şu ana kadar elle tutulur bir sonuca ulaşamamışlardır. Fakat kalp atışlarını dakikada 5-10 atıma kadar düşürdüklerini hesaplayabilmişlerdir. Bu özellik penguenlere mükemmel bir avantaj sağlar. Çünkü derinlere inildikçe oksijen seviyesi azalır. Bu azalmaya bağlı olarak vücutta oluşabilecek doku hasarını en aza indirirler. Penguenlerin bu özelliğini tam manasıyla anlamak, insanlardaki felç ve kalp krizi gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıkların daha iyi bir şekilde tedavi edilmesinde kullanılabilir. Evet, bu kadarla Galuga'dan sonra gelelim asıl meselemize. Penguenlerin kanadı olduğu halde neden uçamadıkları sorusu bilim insanları arasında hala tartışmalı bir konu. Düşündüğümüz zaman uçmak daha mantıklı geliyor. Çünkü penguenler üreme bölgeleriyle deniz arası 60 km yürürler. Bu yürüyüş penguenler için çok efor ve enerji sarf ettirir. Fakat uçabilselerdi bu yolu daha az bir enerjiyle kat edebilirlerdi. Ayrıca birçok penguen okyanusa girdiğinde leopar foku gibi yırtıcıların hedefi olurlar. Eğer penguenler uçabilseydi bu sorundan da rahatlıkla kurtulabilirlerdi. Fakat ortam şartlarını düşündüğümüzde Antarktika gibi okyanus ve buzdağının olduğu bir bölgede uçmak ne derece mantıklı? Ha, burada aklınıza Antarktika'da hiç uçan kuş yok mu sorusu aklınıza gelebilir. Elbette var. Fakat penguenleri düşündüğümüzde yırtıcı kuşlar gibi pençeleri olmadığı için havada beslenemez ve açlıktan ölebilirlerdi. Ama dalış yapmak penguenler için yiyebilecek bir sürü balık demek. Uzmanların bu konudaki bir diğer görüşü ise şu: kuşun kanatları hem uçma hem de dalma fonksiyonunun üstesinden aynı anda gelemez. Çünkü kuşlar uçmak için bazı adaptasyonlara sahiptir. Bunlardan biri kuşun kemiklerinin içi boş ve hafif olmasıdır. Bu kuşların rahatlıkla havada yükselip uçmasını sağlar. Fakat penguenler dalış yapmak için tam tersi özelliğe sahip olmaları gerekir. Çünkü dalış yapmak ağır ve sert bir vücut yapısı ister. Bu yüzden penguenlerin kemiklerinin içi dolu ve serttir. Kolay kolay kırılmazlar. Böylelikle rahat bir şekilde okyanusun derinliklerine dalıp avlanabilirler. Evet, bu videomuzda penguenlerin kanatları olduğu halde neden uçamazlar sorusuna yanıt vermeye çalıştım. Bu tarz videoların devamının gelmesini ve ana sayfanıza düşmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Selametle.